Herkese selamlar dostlar. 30 Ağustos 2022 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Öncelikle 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun arkadaşlar. Öncelikle bunu söyleyelim, dillendirelim. 6 adet mücadelemiz var. İdeali yüksek oranı ve skorlarıyla birlikte devam edeceğiz. Şimdi öncelikle bir skor yarışmamız vardı. PSG maçının maç skorunu sormuştuk sizlere. Maç sürpriz çıktığı için kimse de skoru bilememiş arkadaşlar. 96 kişi yorum yapmış. Kimse skoru bilen yok. PSG maçı 1-1 skorla sonuçlandı. Bir adet de maç skoru yarışması yapalım. Bu videomuz özel. Bilen bir arkadaşımızı Eylül ayı boyunca, bir ay boyunca katıl Telegram gruplarımıza misafir edelim. Crystal Palace Brentford mücadelesi. Benim maç skor beklentim 1-1'lik bir skor beklentisi var. O yönde bir analizim olacak zaten. Değerlendirecek herkese, şimdiden yorum yapacak herkese bol şanslar. Yüksek misiste ne yaptık onu gösterelim. Pazar günü yüksek misiste bir adet yüksek güvence olarak Werder Bremen ve maçını yazdım. KG var olarak aldım mücadeleyi. Yüksek misli olarak değerlendiririz diyerek düşündüm. O yönde açıklama yaptım, yazdım, gönderdim, geldi. Yüksek misli Avrupa'da için ne yaptık? Lyon mücadelesi bir buçuk üst, Real Madrid maçına bir buçuk üst bu ikisi geldi. Fakat Trabzon'un atacağı bir gol gelmedi orada. Oradan da Avrupa, Avrupa yüksek mislimizde başarısız oldu. Geçtim bunu yüksek oran grubuna. Yüksek oran grubunda az daha 1000'i yakalıyorduk. Yani 1300 oran denemişim zaten. Sistem 4-5-6'dan para verdi fakat şöyle Monaco maçı veya Western mücadelesi gelseydi çok daha güzel para verirdi diyerekten de. Bu da yüksek oran grubumuzun denemesiydi. Sistem 4-5-6. Bu şekilde yüksek oran grubunda da denemeler sürüyor. 6 maçımız var. Sizlerden ricam videoya atacağınız like'lardır. Like'larınız için teşekkürler. Artı 300 bandına like gelirse sevinirim. Değerlendirecek herkese şimdiden bol şanslar. Devam edelim. Crystal Palace Brentford mücadelesiyle başlayalım. Bu maçın maç skorunu sizlere sorduk zaten ne olur diyerekten. Benim skor beklentim doğrudan bir birlik bir maç, skoru var. Crystal Palace'ın son maçında C oynadı. Gerçekten iyi de bir maç oynadı fakat dayanamadı yani ciddi anlamda. İkinci ara özellikle Manchester City'nin şu olayı var ceza sahası içinde 6 pasla inanılmaz paslar yapıyor. Yani bizim takımlar olsa sürekli kaleye şut çekmeye denerler. Haaland'ın attığı mesela bir şey var. 3 tane adam onu gole, gol yapabilirdi mesela. Yapmadı pas verdi. Pas verdi. En sonunda boş kaleye attırdı bir Burada Crystal Palace oyuncuların nevrini döndürdük City takımı. Kendi evinde etkin bir takım. Özellikle bekler olsun kanatlar olsun Zaha önderliğinde birlikte. Zaha önderliğinde iyi çıkartabiliyor fakat bu maçta daha olmayabilir. Özellikle onu vurgulayayım. Crystal Palace tarafında şüpheli durumda gözüküyor. Edward, Mateta ve Ayer ikilisi, üçlüsü hücumda olabilir Crystal Palace tarafına. Brentford'a baktığımız zaman da gerçekten deplasman takım tabirlerinden bir tanesi Brentford takımıdır. Çünkü Tony ve e, vissa Bu ikisine toplaşıdığı zaman, arkada alan bıraktığınız zaman Brentford takımın pozisyona girebilen bir takım. O yüzden deplasmanlarda bu takımın bir golü bence güvenilir diyerekten de benim dediğim gibi skor beklentim bir birlik bir skor bandı olduğu için isteyen 2-3 gole gidebilir, isteyen KG var'a gidebilir. Ben buradan idealden 1.65 gibi orandan KG var'a alınması ve bir bir skoru da sisteme koyulması taraftarıyım. Fulham'la Brighton takımı. Fulham takımı kendi evinde gerçekten cesur bir futbol sergiliyor. Kendi evinde oynadığı mesela Liverpool mücadelesi vardı. 2-2 beraber kaldı. Ciddi anlamda Liverpool'a büyük zayiat verdi. Hatta o maçta ben ilk kere bir gole girdim. Hatta dedim ki gol Fulham tarafından gelebilir dedim Liverpool mücadelesinde. Zaten ligin ilk maçlarından bir tanesiydi. Kendi evinde bir Brentford maçı oynadı. 3-2 erken dakikalarda gol buldu ve baskıyı arttırdı. Özellikle ilk dakikalarda ilk yarıda baskıyı arttıran bir Fulham takımı var. Bunun da altını çizelim. Şimdi Brighton tarafına baktığımız zaman da Brighton takımını yenmek gerçekten bu sezon çok zor. Çünkü oturmuş bir takım yani. Bu takımı yenmek artık kolay olmayacak Premier Lig'de. Muhtemelen ilk 6'ya bile girebilecek bu takım. Şu an zaten sıralama olarak baktığımız zaman da 4. sırada. Ama genel anlamda ilk 6'ya girebilecek takımlardan bir tanesi. Bu sezon böyle futbolunu devam ettirirse. Zaten geçen maç anlatmıştım. O maçı da kazandı. 1-0 gibi skorla. Ben 2-1 bir Brighton galibiyeti bekliyordum. Fakat 1-0 kazandı. Ben burada Fulham'ın kendi evinde özellikle ilk yarıda oynadığı cesur oyundan dolayı bir KG var. Brighton'ın zaten golü mümkün. Bir KG var tercihin idealden öneririm sizlere. Bir de yüksek orandan şöyle bir önermek istiyorum sizlere. 2.12'lik bir oranı var arkadaşlar. İlk golü Fulham tarafı atabilir. Dediğim gibi kendi evinde baskılı bir oyunla hem bunu Liverpool'a yaptı hem de Brentford'a yaptı. Brighton'a da neden yapmasın diyorum ben. İlk golü de burada Fulham tarafı atabilir bilginize. Southampton'la Chelsea tarafı Chelsea tarafı oynayacak. Chelsea'de bir sıkıntı var. Hücum yönünden üretkenlik anlamında bir sıkıntı yaşadı. Havertz ve Sterling ileride oynuyor. Son maçta Sterling taşıdı zaten takımı. Southampton'la oynayacaklar burada 1-41 gibi oran açmışlar. Southampton son maçta United'a karşı çok fazla etkin gol pozisyonuna giremedi. Neden giremedi? Brighton takımı çok fazla savunmaya önem verdi. Yani en azından o maçta takım savunmasını biraz iyi yaptı. Southampton tarafından beklenen o gol gelmedi ve ki şunu da söyleyeyim. Beklenen o net gol pozisyonları Southampton tarafından gelmedi arkadaşlar. O yüzden şimdi bu maça baktığımız zaman da Chelsea'de hücum yönünden biraz sıkıntı olduğundan dolayı ben bu mücadelede çok fazla gol beklemiyorum. İdealden şöyle bir tercih aldım. Şu alt üstten gösterelim. Ben mücadele genelinin 3.5 altında sonlanmasını bekliyorum. 1.34 gibi oranı var. Dediğim gibi 4 gol bir maç beklemiyorum bu mücadelede. Chelsea tarafı kazanmaya biraz daha yakın. 2-0-2-1 ayarında bir maç beklediğinden dolayı 3.5 altı burada ideal gidebilir. Yüksek oranlarda ne yapabiliriz diye baktığımda toplam gol aralığı 2-3 gol bandında kalabilir. Zaten 3.5 altı ile aynı doğrultuda bir bahis. Bu da 1.80 bunun oranı var. Yüksek oranlarla böyle bir öneri yapılabilir. Geçtim diğer mücadeleme. Inter ile Cremonese mücadelesi. Inter tarafına baktığımız zaman da son başında Lazio'ya karşı 3-1'lik muhalif oldu. Özellikle 3. gol e, Luis Alberto attı sanırım. Muazzam. Top nereye gitti öyle? 90'a, sağ 90'a. Kaleci baktı. Handanovic zıplamadı bile. Öyle bir gol dedi Inter takımı. Burada biraz acı çıkarmak isteyebilir. Ben burada Inter tarafına gitmeye gitmekte fayda var da. Şimdi şöyle de bir durum var. Deplasman takımı 3 maçta da muhalif oldu. Sanırım puan alamayan takımlar. 2 tane puan alamayan takım var. Monza, diğeri de Kremenose takımı olması lazım. Burada bir sürpriz yapar mı? Onu düşündüm. Bilmiyorum zor ama Inter'in bir puan kaybı oldu. Burada Inter galip gelir bence. Galip gelirken de diyorum ki ben 4.5 altında bir Inter galibiyeti alalım. İdealden bir 36 oranı var. Biraz daha riske gitmek gerekirse 3.5 altında da bir Inter galibiyetim olabilir. Maksimum skor burada 3-1 bence. O yüzden burada bir sürpriz çıkması adına 4.5 altında yapalım Inter tarafına. 1.36, 3.5 altında 1.86'dan riskli olanı olarak da belirteyim arkadaşlar sizlere. Bunu da geçeyim isterseniz. Halste ile Kuasberg Rangers mücadelesi. Halste Acun Ilıcan'ın takımı zaten maçları sürekli yani Acun'u Instagram'dan takip etseniz bile Hal maçlarına hakim olabilirsiniz. Pozisyonları, golleri kendisi de paylaşıyor zaten. Hal City tarafını maçı izlediğimiz zaman da bakın normalde kalesinde çok fazla pozisyon veriyor. Fakat bulduğu pozisyonları da özellikle Estupinyan çok iyi değerlendiriyor. Zaten 5 maçta 7 golünü attı. Son maçta da hat-trick yaptı. Güzel gollü bir maç bekliyorum. Ev sahibi takım da biraz dengesiz sonuçlar alıyor evinde deplasmanda fark etmiyor. Takıma göre, karşısındaki takıma göre oynuyor. Burada Hull City'ye karşı da cesur bir oyun oynayacaktır. Bence bir KG var tercih burada. İdealden alınabilir diyerek düşünüyorum. Bu maçı da geçtim. Leicester United ile Everton mücadelesine Leicester United oturmuş bir takım halinde gözüküyor. Özellikle yeni yaptığı transferleri de ilk 11'e entegre ettiği için Takım geçen sezondan bir aile gelişmiş olarak gözüküyor. Son lig mücadelesine baktığımız zaman da Brighton'a 1-0 kaybetti. Fakat ikinci yarı güzel pozisyonlara girdiğini de belirtelim. Everton'la oynayacaklar. Ben burada riski alacağım. Doğrudan bir galibiyet alacağım. Doğrudan Mark sonu bir oranı 1.90 gibi orandan kendi evinde Les United'ın 2-1 skor göre tekrardan vurguluyorum. 2 birlik bir skor beklentim var. İsteyen tek farklı galibiyeti de burada 3 62 gibi orandan sisteme atabilir. Bu mücadelede ben Leicester United'ın kendi evinde oynayacağı için kanatları da iyi kullanıyor ve yaptığı transferler Harrison olsun, Sinistera olsun, Aruson olsun. Bu isimlerle birlikte hücumda çok fazla etkin olabildikleri için ben burada Leicester United'a biraz güveniyorum. Ve oran riski de karşılıyor. 1.90 gibi orandan burada. Les United'ın doğrudan galibiyetini alınabilir bence. Görüşüm bu yönde. Toplamda 6 adet mücadele yorumladım. Genellikle yüksek orandan oldu maçlara baktığımız zaman da. ideal zaten en düşük oran sanırım 1.66, 1.65 olması lazım. Pardon Chelsea'nin 3.5-6 en düşük oran sanırım şu an. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilir. Değerlendirecekler bol şanslar. İdeal yüksek oranı anlatmaya çalıştım. Seviliyorsunuz. Görüşmek üzere. Videoya like atmayı, kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Seviyorsunuz. Görüşmek üzere. Bay bay.